böyleler yani çünkü Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alıyorlar Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alana ne denir günün sorusu e, şıksız anket yapamıyoruz değil mi yapalım emreşen Türk anket aç ama şık koyma <laughs> çünkü şıklar olmaz yani soru günün sorusu Türkiye'nin savunma sanayi ya bir ülkenin vatandaşı o ülkenin savunma sanayisini hedef alıyorsa düşünsene bir Amerikalı Lockheed Martin'den nefret ediyorum niye F-22 yapıyor başkası da yapsın F-16 yapıyor bir de bir şey söyleyeyim sana bak böyle bir Amerikalı hayal edin şimdi tamam ya çıkıyor canlı yine Amerika'da CNN'de yorum yapıyor böyle yani Lockheed Martin GPS'i yapıyor biliyorsunuz Global Position System bunu tek başına yapıyor buna dokunacağız. Kusura bakmayın. Buna dokunacağız. F22 yapıyor. Bir de şimdi F35'te buna da dokunacağız. F35'e de dokunacağız. Kusura bakma. Desin mesela Amerika'da birisi. Hı? Hadi. Allah aşkına ya. Bir tane Amerikalına la bir şey söyleyeyim sana. Kafasına folyo takarlar. Böyle alüminyum folyo külah yaparlar o folyoyu. Fif Deneviye 5. Caddeye köşesine koyarlar. Çıkar bir taşın üstüne uzaylılar geliyor diye bağırttırırlar adam vallahi. Tamam. Böyle birisi diyecek ki orada böyle bir senatör bir şey bir Ev Lockheed Martin'e dokunmamız lazım Sana bir dokunurlar. Şimdi İsmail Demir'in, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in söylediği sözle Başlayalım. Nerede bu mevzu ne? Mevzu şu, Ali Babacan ne dedi? İHA'lar iktidarın en önemli siyasi propaganda malzemesi. Doğal. Niye olmasın? Bir şey başarılmış. Onların döneminde başarılmış. Ve bu başarı da kendi kendilerine başarmışlar bu arada. Yani Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar yani o Baykar'a baktığında... E, ...kendi satışıyla, kendi başarısıyla öyle devletten hibe şudur budur falan hiçbir şey yok. ...Baykar'da bunların uydurduğu gibi... ...iftira ettiği gibi değil mesele yani. Diyor ki... E, ...bu projeler kutsal ve dokunulmaz hale getirildi... ...kusura bakmayın dokunacağız. Millet size sandıkta bir dokunacak... ...oradan size bir leke kalacak... ...siz kıyamete kadar o lekeyle yaşayacaksınız... ...haberiniz yok yani. Kıyamete kadar o lekeyle anılacaklar... ...haberleri yok. Millet sana sandıkta bir dokunacak... ...gel hele sen gel. Şimdi... İsmail Demir'in söylediğine bir bakmamız lazım. İsmail Demir diyor ki geçmişte sadece gözetleme amaçlı bir İHA için bile günlerce izin bekleyen bir ülkeden bugün envanterinde 300'e yakın yerli ve milli İHA ve SİHA bulunan bir ülke haline geldik diyor. Bak çok çok güzel bir analiz ya çok bunu nasıl görmemezdik bir tanesi içeride şimdi, tamam mı? Türkiye'ye Heron kiralayanlardan biri, hapiste. O mesela gıcık oluyordu, Türkiye'nin ihasiye öğretmesine. O tayfa engel oluyordu. O tayfanın içinde askerlerden, bürokrasiden de o tayfayı destekleyenler vardı. Yani Heron'u İsrail'den alalım. Ee, i̇hasiye alacaksak da, İsrail'den kiralayalım, satın alacaksak da Amerika'dan bilmem nereden satır alalım. Niye üretiyoruz biz? diyen askeri de bürokratı da medyası da vardı bu ülkede. Onların hepsinin arkalarındaki liderlerinden biri de işte Osman Kavala. He Osman Kavalan senin o. F16 modernizasyon ihalelerine giriyor. Anti ben. Ulan F16 modernize ediyorsun ne anti İşte Cezayir var onun şeyde. Cihangir'de cezer lokantası var, Selahattin Demirtaşlar, bilmem neler, PKK'lılar bütün gün orada e, entelejansiye faaliyetleri yapıyorlardı Cezayir'de. Devrimci şiddet, yani buna çocuk öldürmek olarak bakmamak lazım. PKK bombayı patlattığında... Ölen o çocuklar, devrimin ateşini yükselten falan diye böyle ağzının ortasına, elinle vuracağın tipler tamam mı? Bunlar böyle işte o Osman Kavala'nın Cezayir şeyinde oturuyorlardı. Oradan da bir gün paçavrası çıktı işte. Bu tayfaların nefret ettiği bir şeydi. Onlar engel oluyorlardı. Bunlar böyle eli kolu uzun adamlar. Şimdi Ali Babacan böyle söyledi. Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar diyor ki dünyanın satın almak için sıraya girdiği Bayraktar, TB2'nin ilk ortaya çıktığı zaman böyle diyor ki bizi nasıl engellediler nasıl engelledi onu anlatıyor uçuracak pist bulamadık diyor. Proje engel olmak isteyen bürokrasi uçuşumuzu engelledi. Teminat mektubu istediler. Diğer firmaya izin verdiler. Bize vermediler diyor. O dönem birinci ordu komutanı Ergun Saygun. Bu arada paşayı da analım yani. Ee, bak adam kimse Ergun Saygun. Paşa o gün yerli milli bir Türk devleti için önemli ve büyük bir karar vermiş. Bizzat uçurulduyken de emir vermiş. Biz diyor izinsiz uçtuk diyor. Dünyanın en meşhur siyasi 2009'da Türkiye'de ilk uçuşunu izinsiz yaptı diyor Haluk Bayraktar. Ergun Saygun Paşa Hani tanımıyoruz etmiyoruz. Bir konuşması daha vardı onu yayınlama yayınlarsan telif yiyoruz. Bir konuşması daha vardı Ergun Saygun Paşa'nın. Dedi ki bizim dedi içimizde ukdeydi dedi. Hep dedi Amerika'nın yardımıyla şeyleri gelenleri onların bağışlarını onlardan dilenerek aldığımız şeyleri kullandık. Ben onun mahcubiyetini yaşadım bütün askerlik. Ne işte Ergun Saygun bu devletin bu milletin komutanıymış tamam komutanımdır yani. Evet bu komutan artık. Anladın mı? Bizim, benim komutanım bu. Ergun Saygun Paşa. Allah razı olsun. Ee, biz diyor e, bu şeyi kirli şeyin diyor ki o dönem birinci ordu komutanı Ergun Saygun bizzat uçurun diye emir verdi işte diyor. Şeyi söyle ben diyor askerdeydim diyor. Haluk Bayraktar. Uçak işte e, ilk testi yapılıyor. iki tane götürülmüş. O teste alana o sırada ben diyor, başka bir yerde askerdeyim diyor Haluk Bayraktar. Alana iki tane uçak götürüyor, birini panik yaptırıyor. Daha yüksek şimdi şimdi hemen hemen hadi hadi hızlı hızlı hız, 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 yapıyorlar. Böyle onu düşürmek için, ona sabote etmek için uğraşıyorlar. Başarıyorlar da, sabote de ediyorlar orada. Birincisini düşürüyorlar, şimdi ikinciyi de düşürecekler. O sırada Haluk Bayraktar oraya gitmek için izin istiyor, oraya gidiyor. İkinciyi sabote edemiyorlar. İkinci testleri geçiyor, gerekli irtifaya ulaşıyor falan neyse ve pilot o şey uçak otomatik olarak iniyor. Bayraktar. İndikten sonra orada bir tane komutan işte o Osman Kavala'nın adamı o. Ee, oradaki o Bayraktar diyor ki bu diyor otomatik inmedi ben buna inanmıyorum diyor. Ya nasıl inanmıyorsun işte kendi kendine iniş gerçekleştirdi. Otomatik iniş sen diyor düğmeye bastın. Ya insin diye düğmeye basacağım herhalde ne var bunda yani. Bastın diyor indirdin. İnanmıyorum, inanıyorsun, inanmıyorsun falan şerefsiz merefsiz bir sürü laf söylüyor şeye Haluk Bayraktar'a. Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya kalkmış o adam. Savcı yaramıştır Ankara'dan. Gelin Haluk Bayraktar'ı tutuklayın diye. Ha bu ordunun komutanı ha bu ülkenin komutanı. İşte o tayfa dedim ya Osman Kavala tayfası onlardan o işte. Şimdi adını vermeyeyim o komutan şimdi başka bir şirkete işe girmiş orada çalışıyor. Yani hava savunmayla ilgili özel şirket devlet değil. Ama o şirketin de hizmeti büyük şimdi. Bir tane adam yüzünden şirketi lekelememek için konuşmayayım. Böyle bir durum var yani. Ee, Selçuk Bayraktar da işte buna izin şey verdi. Cevap verdi. Twitter, Twitter adresinden. Dedi ki Baykar birilerinin kirli siyasi ajanlarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik vermeyeceğiz. İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek. ...alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımız sonuna kadar savunacağız, diyor Selçuk Bayraktar. Şimdi... ...ne alıp veremedikleri var bu adamların? Türkiye'nin İHA'sıyla, SİHA'sıyla, fırtına obüsleriyle... ...akıllı mühimmatlarımızla, hangardan çıkacak ile TCG Anadolu'yla... ...denizaltılarımızla... ...bunların ne alıp veremedikleri var bu adamların? E şimdi bir ülkenin silahından, savunma sanayinden, uçağından, gemisinden, askerinden kim nefret eder? Bunlarla ilgili kim sabotaj düzenler? Bunlara kim iftira eder? Kim karikatürize eder? Kim alay eder? Kim küçük görür? Bunu böyle şeyleri yapanların ortak adı nedir? Bunlara ne denir? Ya Ali Babacan'ın düştüğü pozisyon o işte. Niye? Ali Babacan masada değersiz. Yok, aklı yok, teklifi yok. Anca çıksın. Çok iyiydi. Benimlerim de yükseldi, yükseldi, yükseldi. Sonra biz gittik, düştü, düştü, düştü falan diyor. Uluslararası sıcak para dolaşımının grafiklerini kendi yapmış gibi gösteriyor. Ulan bütün dünya öyleydi o anda. Konunun seninle ilgisi yok sonra bütün dünya düştü. Neyse bu Ali Babacan niye? Çünkü Ali Babacan değersiz bir siyasetçi. Ali Babacan kıymeti yok. Ali Babacan'ın bir vaadi, bir teklifi, bir kapasitesi yok. Ali Babacan'ın bir oyu da yok. Ali Babacan'ın bir ekibi yok. Ali Babacan Ali Babacan Abdullah Gül'ün ee, ...vitrininden başka hiçbir şey değildir. Vitrin mankeninden başka bir şey değildir yani. Hiç de bir önemi, başka da hiçbir önemi yoktur. Bu kadar önemsiz, değersiz bir adamdan şunu beklediler. Mümkün olduğu kadar AK Parti'yi yıprat. Mümkün olduğu kadar AK Parti'ye sataş. Mümkün olduğu kadar AK Parti'nin... E, ...yapısıyla ilgili kafa karıştırıcı şeyler söyle. Beceremedi, yapamadı. Başka bir anlamı yok ki bunların. Keza Ahmet Davutoğlu da öyledir yani. Başka ne beklenir onlar bunu da yapamadı. E oyu da yok. Niye duracak masada? Neden duracak? Bir değer olması lazım. İşte değer şu. Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamayla çok kısa sürede işte bir HDP deva, deva masada diyecek ki HDP oyu istiyorsanız ee, yani CHP'de Kılıçdaroğlu'nun varlığı yetmez. Sezgin Tanrıkolu yetmez. Canan Kaftancıoğlu yetmez. Eğer ...PKK'nın desteğini arıyorsanız, PKK'nın desteği benim üzerimden olacak diye kendine bir pozisyon belirliyor. Çok aylar önce anlatmıştım, bu pozisyonun ilk mimarı, tasarımcısı İngiltere... ...bunun uygulayıcısı Abdullah Gül, vitrindeki mahken, mankeni de e, Ali Babacan. İşte tam da bu sebeple İHA-SİHA'ları taşıyor. Sezgin Tanrı kulunun elinden şeyini aldı, oyuncağını aldı. Bakayım Sezgin Tanrı kulu ne diyecek bundan sonra. Onu artık Ali Babacan diyor da İhasya düşmanını yapıyor. Böyle bir durum.